Eksiklerinizi kapatmak istiyorsanız, konuları sıfırdan tekrar etmek istiyorsanız, soru çözme pratiği kazanıp netlerinizi artırmak istiyorsanız arkadaşlar, bizler buradayız. İnşallah yardımcı olacağız sizlere. Şimdi arkadaşlar, İnkılap Tarihi dersimiz neyden başlıyor? Mustafa Kemal'in doğuşundan başlayıp efendim Milli Mücadele dönemi, ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Türkiye konusuna kadar devam ediyor. Bu bağlamda efendim biz bu dönem diyorum, özür dilerim. Bu dersimizde arkadaşlar Milli Mücadele dönemi ünitesini göreceğiz. Tabii Milli Mücadele dönemi ünitesini görürken bizler daha ziyade eskiye de atıf yapacağız. Tamam. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Ben kendi ekranımda dondum da. Ha, sesim geliyor. Arada pırpır yapabilir. Arada donabilir. Endişelenmeyin, buradayım. Tamam, yine teknik destekten arkadaşımız da izliyor dersi, müdahale ediyor o da. Tamam. Yani internetinizde donma, yani derste donma vesaire olursa mutlaka şöyle sayfanızı bir yenileyin. Tamam. Gerekirse teknik desteği direkt arayabilirsiniz, yazabilirsiniz oradan. Arkadaşlar, Milli Mücadele Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlıyor. 1919'da Mustafa Kemal Nutuk adlı eserinde 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıktım şeklinde Nutuk adlı eserine başlar. Peki Nutuk neyle son bulur? Sesiniz biraz buğulu geliyor. Valla ona yapacak bir şeyim yok ya. Aslında ses tonum iyidir. Beğenirler ses tonumu. Belki senin bilgisayarından kaynaklanıyor bu durum. Gayet iyi, sıkıntı yok. Tamam, peki. Arkadaşlar, Nutuk adlı eserin son sayfasında ne var? Kimse cevap vermedi bana. Hatta karşınızda, o sınıfta, tahtanın üstünde, İstiklal Marşı'nın yanında, değil mi? Gençliğe hitabe var. Evet, gençliğe hitabeyle biter arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eseri demek ki 1919'dan başlıyor, gençliğe hitabeyle bitiyor. Yani 1927 yılına kadar olan olayları anlatmış, oraya kadar olan kısmı da bitirmiş. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arasında gerçekleşti. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetiyle sonuçlandı. Ve görmüş olduğunuz gibi Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 yılında imzaladığı Mondros Ateşkes Anlaşması'yla ne yaptı arkadaşlar? İtilaf devletleri tarafından parçalandı. Görmüş olduğunuz gibi İtalyanlar, Fransızlar, Yunanlılar, İngilizler, Ermeniler, Gürcüler ülkeyi işgal etmişler, parçalamışlar. Ve Ermeniler, Gürcüler kendi devletlerini kurmak istiyor. Yunanlılar öyle. İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler sömürge derdinde. Arkadaşlar, burada bu işgalcilerden biz Milli Mücadele döneminde sadece İngilizler ve İtalyanlarla savaşmadık. Sadece İngilizler ve İtalyanlarla savaşmadık. Diğerleriyle savaştık. Silahlı mücadelemiz oldu. Tamam. Tabii bu arkadaşlar, anlaşmanın imzalanmasından sonra ne oldu? Bu anlaşmanın imzalanmasından sonra efendim işgaller başladı ülkede. Efendim ilk işgal edilen yer Musul. Sonra Hatay Dört Yol oldu. İzmir oldu. Özellikle İzmir'in işgali çok büyük tepkiye neden oldu ülkemizde. Öte yandan işgaller gerçekleşince arkadaşlar bizler ne yaptık? Bakıyoruz, Osmanlı hükümeti, İstanbul'daki şu hükümet hiçbir şey yapmıyor. Bunun üzerine ne yaptık arkadaşlar? Dedik ki bu adamlardan bir şey olmayacak. İyisi mi biz kendi neyi kuralım arkadaşlar? Cemiyetlerimizi kuralım. İnsanları bilgilendirelim. Cemiyetler kurup insanları bilgilendirelim. Arkadaşlar, cemiyet kuruyorsunuz. İnsanlar bilgilensin diye. Bakın, işgaller gerçekleşiyor. İnsanlarımız ölüyor. Topraklarımız gidiyor. Ama siz basın yayınla düşmana karşı mücadele edebilir misiniz? Edemezsiniz. Ne yapmanız lazım? Elinize silah almanız lazım. İyi de Mondros Ateşkesi'ne göre ordu dağıtılmış. Olsun. Gönüllü olacaksın. Alacaksın eline silahı, dağa çıkacaksın. Düşmanla mücadele edeceksin. Gerekirse taş atacaksın, sopayla kavga edeceksin.
Dolayısıyla arkadaşlar Kuvayi Milliye Birlikleri oluşturacağız. Kuvayi Milliye Birlikleri düzensiz, disiplinsiz, dağınık, yerel, gönüllü, silahlı birlikler. Elini silahı da alan dağa çıkmış düşmanla mücadele ediyor gördüğünüz gibi. Cephelerde Kuvayi Milliyecilerin nerede mücadele ettiğini söyleyeceğiz. Belli başlı özellikle arkadaşlar şu güney cephemizde Adana, Antep, Maraş, Urfa oralarda Kuvayi Milliyeciler bizi kurtaracak. Batıda da Yunanlarla Kuvayi Milliyeciler mücadele edecek ama maalesef düzenli ordu, Yunanların düzenli ordusu olduğu için herhangi bir şey gösteremeyecek. Tepki çok fazla bir etki yaratamayacak Kuvayi Milliye. Düşmanın işgalini yavaşlatıyor ama düşmanı yurttan çıkaracak güçte değil. Peki bir soru, çıkmış bir soru. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Hızlıca çözeceğim, dikkatli izle. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Antep, Urfa, Maraş'ı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım anlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Fransız artı Ermeniler Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayi Milliye birlikleri kurarak savunmaya geçti. Neydi Kuvayi Milliye? Eline silahı alan dağa çıkıyor çünkü ordu yok. Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler düşmanla işbirliği yapmışlar mıdır? Evet. Zeynep vallahi helal olsun hemen cevabı verdi. Bakalım doğru mu? Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'daki işgal bölgeleri İtilaf Devleti arasında el değiştirmiştir. Düşmana şiddet ve baskı politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmıştır. Berk doğru cevabı verdi. Cevap arkadaşlar ne olacak? Denizli olacak. Tamam. Zor mu çözmesi? Hayır. Arkadaşlar belli başlı ifadelere dikkat etmenizi isteyeceğim. Yani her şeyi ezberleyemezsiniz. Adamlar deneme sınavlarında bir soru soruyor, bir tam sayfa. Ya düşmana yapılmaz bu ya. Bir tam sayfa soru mu olur? Ama soruyor adam. Orada sizin bilgi düzeyinizi ölçmüyor. Okuduğumu anlıyor mu diye bakıyor. Tamam. Uzun paragraf soruları böyledir. Kavramı yakalarsın, aşağıda işaretlersin. Ama bu tarz öncüllü sorularda dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar önce cemiyetler kurduk Mondros Ateşkes Anlaşması'na. Türkçe sorusu ya. Vallahi öyle. Tabii bir takım dikkat etmemiz gereken hususlar var. Ya hocam ben şurayı mı ezberleyeceğim? Hayır, ezberlemeyeceksin. Ezberleme de zaten. Ezber yapılmaz. Bizim ezberle işimiz yok. Tamam. Bazen arada sert çıkışlar yapabilirim. Artık alışırsınız yani. Ne yapayım? Tamam. Arkadaşlar kaybolan kalem ha. Cemiyetler. Cemiyetleri niye kuruyoruz biz? Ülke işgale uğradı. Osmanlı Devleti hiçbir şey yapmıyor. Bunun üzerine ne yapacağız? Cemiyetler kuracağız. Cemiyetleri biz kendi içinde yararlı ve zararlı olmak üzere ayırıyoruz. Peki hocam bütün bunları nasıl ezberleyeceğiz? Ezberleme gerek yok. Arkadaşlar zararlı cemiyetler harem diye kodlanır. Yani Emrah diye de kodlayabilirsiniz. Etnik Eterya, Mavri Mira, Rum Pontus, Alyans İsraili, Tınçak Taşnak. E peki hocam şunları nasıl kodlayacağız? Bunları da Viskih diye kodlayacaksın. Wilson prensipleri, İngiliz muhipleri, Sulh Selameti Osmani Fırkası, Kürt Teali Fırkası, İslam Teali Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Fırka parti demek, cemiyet demek. Arkadaşlar azınlıklar kendi devletlerini kurmak istiyor. Kilikya bölgesi, Adana Çukurova civarı, Doğu Anadolu bölgesi, İstanbul, Pontus, Karadeniz göreceğiz birazdan. Milli varlığa düşman cemiyetlerde Osmanlı Devleti'nin devamını sağlamaya çalışıyorlar. Peki yararlı cemiyetleri nasıl ezberleyeceğiz hocam? Adları çok uzun. Tabii. Ben de aynı bu şekilde anlatıyorum belki. Arkadaşlar yararlı cemiyetler şunları: Emrah, Viski, adında milli ifadesi varsa, Anadolu, müdafaa ifadesi varsa, efendim muhafaza, red ifadesi varsa, müdafaa, hukuk ifadesi varsa kesinlikle yararlı cemiyettir. Bitti. Tamam. Ha bunların nerede olduğunu zaten konuları çalıştıkça, burada eğer gelirseniz izledikçe zaten göreceksiniz. Hani bunlar işte şunlardan, bunlar kimlere karşı mücadele etmiş. Ya şey sorulur mesela, azınlık cemiyetlerden yararlı cemiyetler hangileriyle mücadele etmiştir? Mesela o sorulur. Ha şöyle bir durum var, yararlı cemiyetlerde dikkat etmeniz gereken iki şey daha var. Bir, arkadaşlar buraya yazmamış, Kilikyalılar cemiyeti yararlı bir cemiyettir. Adana civarı ya Kilikyalılar.
Fransız Ermenilerle mücadele ediyor. Dolayısıyla KPSS çalışanlar, YKS çalışanlar bile bazen yanlış yapıyorlar. Ya bunu yapma. Tamam. Yani YKS çalışan dahi yanlış yapıyor. Bunu yapma. Kilikya zararlı bir cemiyet değil. Hani zararlıymış gibi geliyor öğrenciye. Hayır. Peki burada bir de Milli Kongre Cemiyeti'ne dikkat etmenizi isteyeceğim. Milli Kongre Cemiyeti yararlı bir cemiyet. Şu cemiyetleri bir çatı altında toplamaya çalışmış. Ama cemiyetler ne zaman çatı altında toplanmış? Tek çatı altında Sivas Kongresi'nde. Tamam. Sivas Kongresi'nde tek çatı altında toplanıyor. Peki bir soru. Evet. Bir yandan takip et, bir yandan cevap vermeye çalış. Müdafaa-i hukuk cemiyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Efendim, müdafaa-i hukuk cemiyetleri dil, tarih, din, ırk bakımından kendini ilgilendiren bölgenin. Aha, anahtar kelime. Ya acele ettiniz ya. Acele ettiniz, olmadı. Kendilerini ilgilendiren bölge deyince bölgesel niteliklidir. Okumadım soruyu, okumayacağım da. Çünkü kendimi yoramam. Ama siz böyle yapmayın tabii sınavda. İlk önce normalde şuradan başlamak gerekir soru çözerken. Burayı anlarsan soruyu %80 çözmüş olursun. Tamam. Önce burayı oku. Evet. Devam ediyorum. Yani çok üstünde duracak bir şey değil. Gördük soruyu. Kuvayi Milliyeciler bunlar arkadaşlar. Her birinin farklı üniforması var. Dikkat ederseniz bazılarının üniforması bile yok. Bu kapsamda işte bazılarının silahları var, bazılarının yok. Bazılarının sarsılmaz dediğimiz tabancaları var. Bazılarında tüfek var. Farklı yani, anladın mı? Bunlar tabii yararlı zararlı durumları da var. Onlara çok girmeyeceğim çünkü Batı cephesinde biraz konuşacağız. Peki, milli mücadele adımları nelerdir? Tamam, milli mücadele adımları nelerdir? Arkadaşlar Mustafa, şöyle söyleyeyim bakın. Tarihlerini ezberlemeyebilirsiniz. Ezberlemeyin de zaten. Ama milli mücadele döneminin adımlarını bilmen lazım. Tamam mı? Bundan soru geliyor. Ha, şimdiye kadar LGS'de, TEOG'da, YKS, OKS işte neyse. Size yapılan sınavlarda arkadaşlar şimdiye kadar bir kronoloji sorusu sorulmadı. Bir tane sorulmuş, başka da yok. 2012 mi, 2009 mu ne? Ta o zaman. Tamam. Sen 3 yaşındaydın. aramızda herhalde en yaşlısı 2005'li midir? Yok. 2012'li filansınız herhalde siz. Yok hocam, ne yaptın diyor. Tamam mı? Şeyle dalga geçiyorum ben. Bu Wattpad kitapları var. Bizim öğrenciler okuyor, arada görüyorum. Yazarı kaç yaşında diyorum. Hocam işte 2007'li. Ya ne yaşadı ki, bu ne anlatıyor? Şöyle de kitap yazmış. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Al bir tane klasik oku abi ya. Ne bileyim, tarihi roman oku. Ne onu okuyacaksın? Arkadaşlar İstanbul'dan Mustafa Kemal çıkacak. Önce Samsun'a uğrayacak. Samsun'da rapor yayımlıyor. Sonra Havza'ya gelecek. Havza genelgesini yayımlayacak. Ardından Amasya genelgesini yayımlayacak. Amasya'ya gelecek. Sonra Erzurum'a gelecek. Erzurum Kongresi yapılacak. Çok uzatmayacağım bunları. Çünkü milli mücadele dönemini anlatmak istiyorum. Hatırlamak adına bunları anlatıyorum. Sonra Sivas'a girip Sivas Kongresi'ni yapacak. Sivas Kongresi her bakımdan ulusal bir kongre. Ve ardından Amasya görüşmeleri yapılacak İstanbul hükümetiyle. Ve son olarak da Sivas'tan Ankara'ya gelecekler. Ne zaman? 27 Aralık. Ve milli mücadelenin yeni merkezi başkent değil. Daha tarih 1919. Milli mücadelenin yeni merkezi. Ne zaman başkent oluyor? 1923'te. Tamam. Milli mücadele buradan yürütülmeye başlanacak arkadaşlar. Peki. Geldik soruya. Efendim yine çıkmış soru. Amasya genelgesiyle efendim neyi karşılaştırmış? Yaşanan gelişmeyi karşılaştırmış. Amasya genelgesinde demiş ki Erzurum'da Doğu illeri adına bir kongre toplanacak. Erzurum Kongresi toplanmış. Milli bir kurulun kurulmasından bahsediyor. Evet, temsil heyeti kurulmuş. Evet, 9 kişilik bir temsil heyeti kuruldu. Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktı. Arkadaşlar, Amasya genelgesindeki bu durum dikkate alındığında Berk ve Mehmet D dediler. Direkt D'ye bakıyorum. Amasya genelgesiyle milli mücadelenin sonraki aşamaları planlanmıştır. Olay bitti. Tamam. Olay bitti arkadaşlar. Diğerlerine ulaşamıyorum. Bakın bu tarz tablolu sorularda ne söylüyorsa, ne veriyorsa onu aramanız lazım aşağıda.
Diğer türlü yapamazsınız. Yani yanlış yaparsınız, olmaz. Tamam. Geçiyorum. Dostlar, milli mücadele döneminde bizim 3 tane cephemiz var. Bakın şu Doğu cephesini lütfen 1. Dünya Savaşı'ndaki Rusya ile savaşılan Kafkas cephesiyle karıştırmayın. Ne kadar uzun cümle ya. Yoruldum valla. Biraz soluklanayım. Valla insan online dersleri özlüyor. 5 yıl üst üste yapınca sonra araya örgün eğitim. Yani yüz yüze. Ardından Kafkas'la karıştırmayın tabii. Kafkas Enver Paşa tabii maalesef. O da harekatı şuradan yönetiyor. Enver Paşa. Asker burada. O da ayrı bir durum. İnşallah onu da burada konuşma imkanımız olur. Arkadaşlar 3 cephemiz var. Doğuda düzenli ordu görmüş olduğunuz gibi Ermenilerle mücadele edecek. Güney cephemizde Huvayi Milliye Birlikleri Fransa ile mücadele edecek artı Ermeni birlikleri. Yani Fransız üniforması giymiş Ermeniler. Batı cephesinde de arkadaşlar önce Huvayi Milliye sonra da düzenli ordu Yunanlılarla mücadele edecek. Yunanlılar gerçekten zor bir düşman çünkü ülkeleri yakın adamlar hemen asker silah getirebiliyorlar buraya. Aynı zamanda İngilizler tarafından da destekleniyorlar bu adamlar. Tamam. Evet. Dostlar devam edelim. Peki cephelerin ayrıntılarına bakalım. Aslında bildiğimiz şeyler çoğu hemen hemen ki çoğunuz da okullarınızda işlemiştinizdir. Ama tabii okulda fazla bir vakit olmadığı için çok tekrar yapılamıyor. Tekrar derken hani soru çözümü çok yapılamıyor. Tabii online eğitim bu konuda daha nasıl söyleyeyim daha sağlıklı oluyor. Tamam. Arkadaşlar Doğu cephesine baktığımızda Ermenilerle mücadele edildiğini görüyoruz. Bu cephede normalde arkadaşlar bu bölgelerde şurada Ermeniler yaşıyor. Ve bunlara biz milleti sadıka demişiz. Sadık millet. Tamam. Ancak bunlar daha sonra saniye. Hemen şuradan bir meşaz geldi ona bakayım. Ha. Evet. Arkadaşlar milleti sadıka dediğimiz Ermeniler Fransız İhtilali ve İngiltere Rusya gibi ülkelerin kışkırtması neticesinde ne yapmışlar? Hınçak Taştak Cemiyeti'ni kurmuşlar ve burayı Ermenistan'a bağlamaya çalışıyorlar. Bir Ermeni devleti kurmaya çalışıyorlar burada. Burada ta biz Malazgirt Meydan Savaşı'ndan önce buraya gelmeden evvel Ani Ermeni Krallığı vardı. Şurada da arkadaşlar Kilikya Ermeni Krallığı vardı. İşte bu adamlar bu iki devleti şey yapmaya çalışıyorlar. Nasıl söyleyeyim? Diriltmeye çalışıyorlar. Bu kapsamda Birinci Dünya Savaşı öncesinde biz Ermeni liderlerine gidiyoruz. Diyoruz ki kanaat önderlerine. Ya kardeşim bak biz yıllar boyunca birlikte mücadele ettik. Yedik içtik. Anahtarlarımızı gerekirse birbirimize teslim ettik. Bak gelin milli mücadele bir savaş vereceğiz büyük devletlere karşı. Bizim yanımızda olun diyoruz Osmanlı Devleti 1913-14 o civarlar. Bunlar diyor ki yok biz katılmayacağız biz tarafsız olacağız. İyi tamam kardeşim tarafsız ol. İyi de savaş başlıyor. Arkadaşlar adamlar bir başlıyorlar burada katliama. İyi de buradaki köylerimiz, şehirlerimiz erkek neredeyse eli silah tutan erkek. Kadın yaşlı çoluk çocuk dolu. İşte biz de bunun üzerine arkadaşlar sevk ve iskan kanununu çıkaracağız. Burada suça karışmış Ermenileri ya da potansiyeli olan Ermenileri Kuzey Irak'a, Lübnan'a, Suriye'ye göndereceğiz. Ama onları gönderirken yanlarına ihtiyaçları olan şeyleri veriyoruz. Doktorlarına kadar. Ha şöyle bir durum var. Hayatını kaybeden insanlar olmuş mudur? Elbette olmuştur. Savaş dönemi. Olağanüstü şeylerin olduğu dönemler. Elbette ki insanlar hayatını kaybediyor. Bu sefer Ermeniler diyor ki siz diyor 1,5 milyon Ermeni'yi öldürdünüz. Dolayısıyla siz bize katliam yaptınız diye bunu günümüzde de hala anlatıp pek çok devlete kabul ettirmeyi başardılar. Orası işin ayrı boyutu. Arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı sonrasında burada Ermeni işgaline karşı Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir Paşa 15. Kol Ordusu'yla arkadaşlar Ermenileri mağlup edecek ve Ermeniler buradan çıkarılacaklar. Gümrü Anlaşması imzalanmış Aralık 1920'de. Bu anlaşmanın önemi nedir peki? TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısı. İlk defa Türkiye adı kullanılmış. Devlet adı olarak ilk kez Türkiye adı kullanılmış.
Ermeniler Büyük Ermenistan fikrinden vazgeçmişler ve Ermeni meselesi kökünden çözülmüş arkadaşlar. Peki bununla ilgili bir soruya bakalım. Buna göre Kazım Karabekir Paşa'nın aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir. Kazım Karabekir Paşa Milli Mücadele döneminde Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yaptı. Ermenileri yenilgiye uğratarak Doğu illerini işgalden kurtardı. Binlerce çocuğa babalık yaptı. Onların meslek sahibi olmasını sağladı. Yetimler babası olarak bilinir. Yani arkadaşlar askeri ve sosyal. Değil mi Sema Nur? Emir, evet Berra. Askeri ve sosyal arkadaşlar. Bak bazıları acele ediyor. Mesele soruyu hemen çözmek değil. Yapma. Tamam, mesele soruyu hemen çözmek değil. Bir de dostlar size şunu söyleyeyim. Neden çok soru örneği görmek gerekiyor? Şundan dolayı. Neden daha fazla deneme yapmak gerekiyor? Bakın şu metinler var ya, bu tarz oluşturulan metinlerde çok güzel bilgiler vardır. Yani bir konuyu, bir üniteyi size burada özetlemiş. Doğu cephesini mesela burada özetlemiş size. Güzel oluşturulmuş. Ya çıkmış soru tabii ki. Bu bizim kendi sistemimizde var. Sistemimizde de var burada. Tamam. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Güney cephesine baktığımızda, sevgili dostlar, Güney cephesinde, Doğu cephesinde kimler vardı? Hemen tekrarlayalım. Efendim, Ermeniler vardı. Gümrü Anlaşması imzalandı. Ermeniler buradan gönderildi. Berk kaçta bitecek? 40 geçe bitirmeyi düşünüyorum. Bitmezse bitirene kadar devam edeceğim. Tamam. Evet. Yani işiniz yoksa dinleyin. Benim işim yok. Tamam. Evet. Şimdi Güney cephesine baktığımızda, Güney cephesinde Fransızlar diyor ama Ermeni üniforması giymiş Fransızlar, yani Ermeni Fransız üniforması giyen Ermeniler de var. Yani Fransız artı Ermeniler. Tamam. Bu kapsamda arkadaşlar burada Kuvayi Milliyeciler mücadele edecek Fransızlarla. İlk işgal burada Hatay Dört Yolda meydana gelmiş. İlk kurşun burada atılmış. Batı cephesinde ilk kurşun İzmir'de atılıyor. Karıştırma. Gerçi bize şeyi sormaz yani, sınavlarda ilkti, sondu, kişi adıydı, tarihti, bunları size sormazlar. Bunları arkadaşlar KPSS öğrencilerine, yani tabi büyüklere böyle, tamam mı? İşte bana öğretmenlik sınavında falan sorarlar. Bize yorum soruyorlar, başka bir şey yok. Arkadaşlar buradaki Sütçü İmam, Ali Sahip, Ali Şahin Bey, bunlar Adana, Maraş, Antep, Urfa'da yaptıkları mücadeleler neticesinde bu kişileri, düşmanı ne yapacaklar? Çıkaracaklar. Ve Fransızlarla TBMM arasında Ankara Anlaşması imzalanacak. Ve bugünkü Hatay hariç bugünkü Suriye sınırımız çizilecek arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim Suriye sınırımız 911 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam. Şu şekilde 911 kilometre en uzun sınırımız olan ülkede Suriye. Hatay dışarıda kalıyor. Ama Hatay'la ilgili arkadaşlar Ankara Anlaşması'nda şöyle maddeler var. İşte Hatay'da Türk parası geçerli olacak. Hatay'da Türkçe konuşulacak. Efendim Hatay'da Türk bayrağı dalgalanacak. Yani sadece Hatay Türk vatanıdır denilmemiş. Ama Hatay'ı Mustafa Kemal ömrü boyunca almaya çalışacak. Ancak maalesef Hatay'ın ana vatana katıldığını göremeyecek kendisi. Hatay meselesi benim şahsi meselemdir. Sınavda sorulur. 40 asırlık Türk yurdu düşman eline esir bırakılamaz. Sorulur. Tamam mı? Mustafa Kemal'in sözleri soruluyor. Mesela Batı cephesinde şimdi geldiğimiz zaman göreceksiniz. Hatta gelelim. Uzun bir soru. İnsanın ömrü tükenir be. Vay arkadaş ya. Urfa halkı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bunu siz cevaplayın. Yani ben daha ne? Ben bunları biliyorum. Siz bilmiyorsunuz. D diyen oldu, B diyen oldu. D diyen var. Mehmet Efe net T dedi. Az bazen takılıyorum böyle, kendim çok garip görünüyorum. Arkadaşlar cevap Denizli. Cevap Denizli, evet. Cevap Denizli. Şöyle ki, şimdi burada dikkat etmeniz gereken, hani ben soruyu uzunca okumayacağım, vaktinizi almak istemiyorum. Gerçi benim işim de değil, bana ne? siz çözeceksiniz. Şimdi şöyle, arkadaşlar milli egemenlik. Bu ifadeyi sorularda, seçeneklerde çok görürsün.
Milli egemenlik, irade-i milliye, milli irade, hakimiyet-i milliye, millet hakimiyeti, ulusun kararı, ulus iradesi. Arkadaşlar hepsi, bu da dahil, hangi devlet rejimini aklınıza getirmesi lazım? Hangi devlet rejimini? Bunu işlemiş olmanız lazım. Rejim diyorum bak, yönetim tarzı. Cumhuriyet. Ya ülkede düşman var, ne cumhuriyeti ya? Ne rejimi? Ülkede düşman var, önce onu bir çıkar. Tamam, demokrasi güzel. Demos, halk, kroasi, güç. Cumhur, halk, cumhurbaşkanı, cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetmesi ama gidip de mecliste ben bu kanunu istemiyorum demiyoruz. Önümüzde biliyorsunuz 14 Mayıs'ta herhalde açıklama yapıldı, bir seçim var. Bu seçimde oy vereceğiz. İşte bizi savunmaz, bizi temsil etmesini istediğimiz partiye. Tamam. Evet. Arkadaşlar cevap direkt Denizli, bölgelerini düşman işgalinden korumaya çalışmışlardır. Sadece şuna dikkat etmenizi istiyorum. Sorularda çok fazla karşınıza çıkıyor. Onun için milli egemenlik de milli bağımsızlık başka bir şey. Onu da inşallah buradaki derslerimizde konuşuruz. Tamam. Evet, devam ediyorum. Arkadaşlar Batı cephesi. Batı cephesinde bizim büyük mücadelelerimiz oldu. Asıl mücadele, asıl savaş buradadır. Bir Türk-Yunan savaşıdır. Batı cephesinde 5 savaş var. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Arkadaşlar Batı cephesinde öncelikle Yunanlılar ile Kuvayi Milliye Birlikleri mücadele etti ama Kuvayi Milliye Birliklerinin başarısız olduğu görülünce, düşmanı buradan çıkaramayacak güçte olduğu anlaşılınca düzenli ordu kuruldu dostlar burada. Ve birinci İnönü Savaşı'nı yaptık, biz kazandık. Birinci İnönü Savaşı sonrasındaki gelişmeleri ne diye kodluyoruz? Talim ya da milat olarak kodluyoruz arkadaşlar. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, TBMM'nin ilk anayasasıdır. Anayasa varsa devlet de vardır. Asla unutma. Anayasa varsa devlet de vardır dostlar. Tamam, unutmuyorsunuz. Afganistan'la dostluk sözleşmesi çok önemli değil. Londra Konferansı, TBMM Londra'ya davet ediliyor. Sevr Anlaşması'nın hafifletilmiş halini bize arkadaşlar kabul ettirmeye çalışacaklar. Ama biz tabii bu konferanstan bir sonuç çıkmayacağını bildiğimiz halde katılıyoruz. Neden? Kendimizi ve TBMM, Misak-ı Milli'yi tanıtmak için, duyurmak için oraya gidiyoruz. Sonra İstiklal Marşı'nın kabulü. Arkadaşlar biliyorsunuz Mehmet Akif Ersoy yazarıdır. Kahraman ordumuza armağan etmiştir bu marşı. İstiklal, şöyle söyleyelim. Burada Ankara'da Taceddin dergahında yazıldı bu marş. Ve İstiklal Marşı arkadaşlar Mehmet Akif'in Safahat adlı eserinde yer almaz. Çünkü Mehmet Akif demiştir ki ben bunu kahraman ordumuza armağan ettim. Dolayısıyla ben bundan para kazanamam. Tamam. O yarışma olayı falan onlar biliyorsun. Ve Rusya ile arkadaşlar, Bolşevik Rusya, Sovyetler değil. Sovyet adını 1 Ocak 1923'ten itibaren alıyor. Hocalar Sovyet diyor, Sovyet değil. Lozan değil, Lozan en sonra. Emir en sonra. Mudanya'dan da sonra. Arkadaşlar Moskova Anlaşması ile ilk kez bir Avrupalı devlet bizi tanıyor, TBMM'yi tanıyor. Sevrin geçersizliğini kabul ediyor. Kapitülasyonların kaldırıldığını kabul ediyor. Vesaire vesaire, onları da dediğim gibi, yani birinci İnönü Savaşı ile ilgili sonuçlar nasıl gelir? Şu çok bilinen bir kalıptır. Yani aşağıdakilerden hangisi birinci İnönü Savaşı'nın ulusal sonuçlarından birisidir? Arkadaşlar ulusal diyorsa bizi ilgilendiriyordur. Sadece ülke sınırları içi. Uluslararası diyorsa devletleri değil, diğer devletleri de ilgilendiriyordur. Mesela Londra Konferansı uluslararası sonuç, Moskova Anlaşması uluslararası sonuç. Tamam. Yani bunlara hani kelime oyunlarından şey yapmayın yani. Nasıl söyleyeyim? Kelime oyunlarıyla yenilmeyin soruya. Evet, Moskova Anlaşması ile ilgili çıkmış bir soru. Bunlar son 5 yılın bu konuyla ilgili, bu üniteyle ilgili tarayıp hazırladığımız sorular arkadaşlar. Mesela Moskova Anlaşması'nın bazı maddeleri verilmiş. Moskova Anlaşması'nın sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Evet. Hadi bakalım çözün şu soruyu. Arkadaşlar 3 dakikamız kaldı. Sistem yöneticimiz eğer onaylarsa ben dersi bitirmek istiyorum. Yani bitirmek derken üniteyi bitirip ondan sonra kapatmak istiyorum. Tamam. Üniteyi bitirelim ondan sonra. Hani bir iş yapıyorsak tam yapalım en azından.
Tamam mı? Sistem yöneticimiz ne der? Bence C. Arkadaşlar cevap nedir? Cevap Ceyhan. Tamam. Yani şöyle ki taraflar herhangi birine zorla kabul ettirilecek anlaşmayı ne yapmayacak? Tanımayacak. Tamam. Evet, sistem yöneticimizden arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Onay geldi. Bir 10-15 dakika daha anlatıp ondan sonra finito esperado. Tamam. İnşallah canlı derslerde genel tekrarlarda karşılaşırız. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar cevap ne olacak? Sovyetler sevrin geçersizliğini kabul etti. Şuradaki maddeye bakarak ne yapıyorum? Ulaşıyorum buna. Tamam. Evet, olmayan şeylere uğraşmıyorum. Olmayan ifadelerle uğraşmıyorum. Evet, bir diğer soru. Maarif Kongresi, ona birazdan dönelim arkadaşlar. Maarif Kongresi'ne birazdan dönelim. Ona döneceğim. İstiklal Marşı ile ilgili bir soru gelmiş. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar demiş Mustafa Kemal. Niye böyle bir şey söylemiş? Evet, sadece Sema Nur'dan cevap geldi. Gittiniz mi? Ne yaptınız? Yo, buradasınız. Niye cevap vermiyorsunuz? Arkadaşlar cevap, evet Emir, cevap Adana olacak. Tamam, cevap Adana. Düşünüyoruz. Arkadaşlar cevap Adana. Tamam. Evet, devam ediyorum. Dostlar, 2. İnönü Savaşı'nı da kazanacağız. 1. İnönü Savaşı, 2. İnönü Savaşı kazandık. Ve bu savaş sonrasında şöyle bir husus oldu. Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye bir telgraf çekti. Bu telgrafta geçen ifade Anıtkabir'de İsmet İnönü'nün mezarının üstünde yazılıdır. Mustafa Kemal diyor ki bu telgrafta 2. İnönü Savaşı sonrasında elde ettiğimiz başarının üzerine diyor ki siz orada sadece düşmanı değil halkın makus talihini de yendiniz. Peki makus talih ne demek? Haydi bakalım. Makus talih nedir arkadaşlar? Yenilgi olumsuz bir şey. Yaklaştın Mehmet. Küçük düşürücü. Yani evet. Yakın, yakın. Kötü yenilgilerle geçmiş olan değil mi? Arkadaşlar bakın Trablusgarp Savaşı yenilmişiz. Balkan Savaşları yenilmişiz. Birinci Dünya Savaşı yenilmişiz. Ülke işgale uğramış. Paylaşılıyor, parçalanmaya çalışılıyor. Arkadaşlar bunun üzerine adamlarla bir savaş yapıyoruz. Yunanlarla. Bir kere yeniyoruz. Ya acaba talihten midir? Allah'ım bu nedir diyoruz. İkinci defa yenince de Mustafa Kemal diyor ki hayır. Siz milletin makus talihini yendiniz. Biz de kazanabiliriz diyoruz. Orada ne geliyor? Gaz bize bir şevk geliyor. Ve işte Kütahya-Eskişehir savaşlarını gerçekleştiriyoruz ama arkadaşlar Kütahya-Eskişehir savaşları bizim ilk mağlubiyetimiz. Tamam mı? İlk mağlubiyetimiz arkadaşlar. Bu savaş sonrasında Türk ordusu ta Polatlı'ya kadar geri çekilecek. Şu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilecek. Ardından TBMM'de çok şiddetli tartışmalar olacak. Ordu nereye gidiyor? Ordunun başında kim var? İkisini kazandık. Bunu niye kaybettiniz? Ne oluyor? İşte acaba meclisi Kayseri'ye mi taşısak? Hatta önemli evraklar Kayseri'ye gönderiliyor falan. Dostlar muhalefet yavaş yavaş bir şeyi dillendirmeye başlıyor. Diyor ki acaba ordunun başına Mustafa Kemal mi geçse? Mustafa Kemal'i çok sevdikleri için mi böyle söylüyor muhalefet? O dönemin muhalefeti, şimdiki değil. Evet. Neden Mustafa Kemal'in başa geçmesini istiyor muhalefet? Burada bir oyun var, bir şey var. Yerine geçmek için değil mi? Başarılı bir komutan. Ondan mı acaba? Onu biliyorlar zaten. Arkadaşlar öngörülü, hayır, muhalefet Mustafa Kemal'in başarısız olmasını bekliyor ki karizması çizilsin. Tamam, karizması çizilirse halk nezdinde itibarı da azalır. Tamam, böylece artık daha fazla liderlik yapamaz Mustafa Kemal. Adamların derdi o. Tamam bak, o dönemde bile neler düşünüyorlar. İnsan işte, ne yapacaksın?
Dostlar Mustafa Kemal diyor ki tamam diyor. Ben diyor ordunun başına geçerim ama meclisin yetkilerini 3 ay süreyle bana vereceksiniz. Tamam diyorlar, Mustafa Kemal'e yetkiyi veriyorlar ve Mustafa Kemal Tekalifi Milli Emirleri yani Milli Yükümlülükler Buyruğunu yayınlıyor. Kardeşim evinde bir çift iki çift çorap varsa birini vereceksin orduya. Bedeli daha sonra ödenecek. Efendim battaniyen varsa bir çiftini askere vereceksin. Ayakkabın varsa vereceksin. Buğdayın varsa bir kısmını vereceksin. Bedeli daha sonra ödenmek üzere. Bunun için arkadaşlar Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılacak ve istiklal mahkemeleri kurulacak. Tamam. Ve Maarif Kongresi nedir? Arkadaşlar bu savaşlar yani Kütahya-Eskişehir savaşlarında mağlup olmuşuz. Ordu Polatlı'ya gelmiş. Ulus'tan top sesleri duyuluyor. Adamlar biraz daha yürüse meclise gelecekler. Ankara'da eğitim kongresini düzenliyoruz. Mustafa Kemal'e diyorlar ki eski çıkmış sorularda vardı bu, onlara bakmadım. Son 5 yılın sorularına baktım. Zaten çıkmış soruları çözerseniz burada da çözeceğiz. Görürsünüz. Mustafa Kemal'e diyorlar ki ya paşam Allah aşkına o Yunan ordusu efendim Polatlı'ya kadar gelmiş. Ya böyle şey olur mu? Bizim ne işimiz var eğitimle şu an için? Hayır diyor Mustafa Kemal. Hayır. Maarif, eğitim evet. Cehaletle mücadele, düşmanla mücadele kadar önemlidir. Onun için eğitim kongresini ertelemeyin. Ve eğitim kongresi yapılıyor. Peki, şuradan soruya gelelim. Ya bunu çözdük. Bir dakika ya. Çok ileri mi gitti? Niye öyle oldu? Ha, şuradaki soruydu. Arkadaşlar buna göre Maarif Kongresi hakkında çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Hadi bakalım. İki savaşımız kaldı. Ondan sonra bitiriyoruz. Evet, Emir, Sema Nur, Mustafa, Çağrı, bunlar C ve A seçeneklerini söylüyorlar. İdil C diyor. Arkadaşlar cevap Ceyhan. Tamam. Cevap Ceyhan neden Kurtuluş Savaşı devam ederken toplanmıştır? Teslimiyet açısından ulusal bir nitelik taşır. Ulusal bir nitelik. Peki ülkedeki bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Tamam. Yani tevhid, birlik, tedrisat dersler demek. Derslerde birlik kanunu. Tamam mı dostlar? Evet cevap Ceyhan. Doğru cevaplayan arkadaşlara teşekkür ederim. Diğerleri de biraz dikkat etsin ya. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kanun daha çıkarılmadı. Evet doğru. Bu kanun daha çıkarılmadı. Biraz dikkat edin ya. Allah Allah. Tamam mı? Ama size şunu söyleyeyim. Hani yanlışı önemli olan burada yapmanız. Burada düzeltmemiz o yanlışı. Yoksa sınavda yanlış yaparsan orada düzeltemeyiz. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı ile ilgili yine 2. İnönü Savaşı, Kütahya-Eskişehir Savaşları ile ilgili bir sorumuz daha var. Burada ne demiş? Batı cephesinde yaşanan bu gelişmelere göre aşağıdakilerden hangisini söylenebilir demiş. Basit bir soru. Evet, bir daha oku soruyor. Acele karar veriyorsunuz. Sema Nur'dan doğru cevap geldi. Arkadaşlar savaşların sonuçları işgal güçlerinin politikalarını belirler, etkiler. Bak burada diyor ki Yunanlılar, İtalyanlar, Yunanlılar yenilince diyor Anadolu'yu işgal ettikleri yerden çekilmeye başlamışlar. Sonra Türkler biz yenilince Kütahya Eskişehir'de İtalya askerlerini çekmeyi durdurmuş. Fransa da ikili barış görüşmelerine ara vermiş. Demek ki savaşların sonucuna göre çakallar ne yapıyor? Bakıyor yenilecek mi yenilmeyecek mi diye. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunlar yine masumane sorular. Bir sorular var. Çıkmış sorular. Manas destanı gibi. Ya şu ben bunları şeye benzetiyorum. Hani kız WhatsApp gruplarında atılan şöyle mesajlar upuzun. Tek sütun halinde.
Otobüste gelip giderken böyle ben sağa sola bakıyorum hani metroda filan. Mesajlarını okumayı çok seviyorum vatandaşların. Ekranı parlak yapıyorlar, bir de yazıyorlar birbirleriyle. Vakit hızlı geçiyor. Genelde kitap okurum yolculuk esnasında ama dikkatimi çeken bir olaysa takip ediyorum göz ucuyla. Bazen kavga falan ediyorlar. Evet. Ne yapayım yani sıkılıyorum yani yolculukta oluyor böyle şeyler. Şimdi devam edelim arkadaşlar isterse. Dostlar Sakarya Meydan Muharebesi Mustafa Kemal'in ordunun başına geçtiği ve Mustafa Kemal'in başkomutan olarak yürüttüğü Sakarya Meydan Muharebesi buradan itibaren çok önemli açıklamalarım olacak. Dikkatli dinleyin arkadaşlar. Mustafa Kemal bu savaşı yürüttü. Sakarya Meydan Muharebesi öncelikle neden bir savaşa meydan savaşı adı verilir? Yani bir savaşın meydan savaşı olması için hangi özelliğe sahip olması lazım? Bunu okulda hiç sordu mu hocanız size? Ya da başka bir yerde karşılaştırdınız mı? Bir savaş neden bir meydan savaşı özelliğine nasıl bir şey olmalı ki meydan savaşı özelliğine sahip olsun? Lütfen Google'dan bakıp bana cevap vermeyin anlarım. Tamam mı? Lütfen. Yani bunu yapma. Evet. Arkadaşlar bir savaşın meydan savaşı olması için hangi özelliğe sahip olması lazım? Bulamadınız herhalde. Savunma hattı hayır. Mustafa iyi denemeydi. Arkadaşlar vakitten tasarruf için ben cevap vereyim. Alanda iki taraf arasında tek kişi ayakta kalıncaya kadar yapılan savaştır. Meydan savaşında o alanda kim varsa herkes savaştadır. Son gücüne kadar mücadele eder. Meydan savaşında eşitlik olmaz. Eşitlik olmaz arkadaşlar. Mustafa Kemal bu savaşta şu sözü söylemiş. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh ki bütün vatandır. Peki niye böyle bir şey söylemiş? Arkadaşlar Mustafa Kemal bu savaşı idare ederken şunu tespit ediyor. Mesela şu Doğatepe'de yenilgi alıyoruz ya. Doğatepe'dekiler geriye çekiliyorlar. Alagöz'e doğru mesela. Bu diğer birlikler de geri çekiliyor. Kardeşim, kaybettiğimiz yeri geri alamıyoruz. Alması çok zor. Çok daha fazla asker ve insan mühimmat harcamamız lazım. Onun için Mustafa Kemal diyor ki birlikler yerlerini asla terk etmeyecek. Hani hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır derken bunu anlatıyor. Yerinize asla terk yapışın ya yere. Yapışın. Ha, dayanamıyor musunuz? 5 kilometre, birkaç kilometre geri çekin, siper kazın, oraya yapışın. Ama yerinizi asla terk etmeyin. İşte o söz bunun üzerine söylenmiş. Bu olay üzerine söylenmiş. Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanacağız. Arkadaşlar 1683 yılından beri süren geri çekilme süreci son bulacak. Bu savaş sonrasında Ankara-Kars Anlaşmaları imzalanacak. Ankara Anlaşması Fransızlarla imzalanan biraz önce gördüğümüz Kars Anlaşması da AEG, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan artı Bolşevik Rusya. Yani de, şeylerde ders notlarda şey diye geçiyor, sorularda SSCB diye geçiyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çok takılmayın ona. Arkadaşlar bu savaş sonrasında Mustafa Kemal'e gazilik unvanı verilecek ve mareşallik rütbesi verilecek. Kime mareşal rütbesi verilir? Bir meydan savaşının başında bir savaşı kazanırsan mareşal olursun. Bak buraya bir de Topyekün Savaş yazılmış. Bunu boşuna yazmadık. Yani neden Topyekün Savaş özelliğine sahip Sakarya Meydan Muharebesi? Arkadaşlar bakın şöyle söyleyelim. Bu savaş öncesinde Tekalifi Milliye emirleri yayınlanacak. Halktan biz destek alıyoruz. Herkes katılıyor değil mi Mustafa? Herkes katılıyor arkadaşlar. Değil mi? Bundan dolayı milletçe birlikte yaptığımız bir savaş bu topyekün savaş özelliği kazanıyor. Ve son olarak oraya gelmeden evvel bir soru daha var. Çok az kaldı. Sıkın dişinizi. Sakarya Meydan Muharebesi Mustafa Kemal'in bu sözlerine göre Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Arkadaşlar cevap ne diyor?
Taarruzlarımızla buna engel olduk. Merkezimizi Yunanlar yarmak istedi ancak başarılı olamadılar, savunmaya geçtiler. Demek ki savaş meydanında askeri harekat ve stratejilerin uygulanması, başarıyla uygulanması. Tamam, oldukça basit. Devam ediyorum ve son savaşımız Büyük Taarruz. Arkadaşlar Büyük Taarruz sırasında Mustafa Kemal bir şey söylüyor. Ne diyor? Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz. Değil mi? Akdeniz'dir diyor. Akdeniz derken nereyi kastediyor? İzmir'i. Arkadaşlar Ege diye bir deniz yok. Ege İt kıtası vardı, çöktü. Orayı Akdeniz ve Karadeniz'in suları doldurdu. Oraya Akdeniz deriz. Ama bölge isimlendirilmesi kapsamında Ege deniliyor. Mustafa Kemal ordular ilk hedefiniz Akdeniz derken nereyi kastediyor? Orayı kastediyor. Düşmanı arkadaşlar sürüyoruz, süpürüyoruz, denize döküyoruz ve ardından Lozan Barış Anlaşması'nı imzalayacağız. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı imzalayacağız. Burada Lozan yazıyor ama Mudanya Ateşkes Anlaşması hemen hemen bu şekilde arkadaşlar. Dostlar, Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın önemi nedir? Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla Boğazlar, İstanbul Çanakkale Boğazları, İstanbul şehri, Edirne Kırklareli, savaşmadan alıyoruz. Burayı İstanbul hükümeti yerine TBMM'ye, Ankara'daki TBMM'ye bırakıyorlar. Yani Osmanlı Devleti hukuken yok sayılıyor arkadaşlar. Resmen de saltanatın kaldırılmasıyla sona erecek. Milli mücadelenin silahlı safhası sona erdi. Diplomatik mücadele safhası başladı. Tamam. Lozan Barış Anlaşması'na giden yol açıldı. Lozan Barış Anlaşması 100 yıl değildir böyle toplanmışken söyleyelim. Lozan Barış Anlaşması 100 yıl değildir arkadaşlar. İnşallah burada olursunuz. Onu da anlatırım Lozan'ı. Ki dersin dışına çıkıp ben farklı bilgiler de veriyorum. Mesele sadece sınav değil. Sınavda zaten ben size 10'la 10 yaptırırım. Hiç önemli değil. Ama bunu da bilin mutlaka. Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla milli mücadelenin silahlı safhası sona erecek. Diplomatik mücadele safhası başlayacak arkadaşlar. Ve milli mücadelenin hangi alanlara yansımasından bahsedilmiş bu metinde, hemen soruyu cevaplıyorsunuz. Haydi bakalım. Bundan sonra bitireceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yine iyi dayandınız gerçekten, iyi dinlediniz. Burada olmanız beni memnun etti. Kalabalık olmanız da beni memnun etti. Burada zaten paylaşımımızda yaptığı sistem yöneticimiz eğitim koçuyla bir seans ücretsiz görüşmek, eğitimler hakkında bilgi almak için arkadaşlar şu linke tıklayabilirsiniz. Umarım sizleri de aramızda görürüz. Cevap denizdi değil mi? Yani romandan bahsetmiş, şiirden, heykelden bahsetmiş. Onun için edebiyat olacak, sanat olacak arkadaşlar cevabımız. Değerli arkadaşlarım, teşekkür ediyorum sizlerle tanıştığıma. Çıkmıyoruz, bir soru daha eklemişim. Onu da çözelim gelmişken. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile ilgili bir soru var burada. Buna göre aşağıdan hangisinde verilen durumun ortaya çıkardığı sonuç yanlıştır demiş. Arkadaşlar bu bilgi sorusu, yani bu tarz soru gelir mi? Biraz zor gelir ama son dönemlerde çıkmış. Cevap bu. Çünkü resmen sona ermemiştir Osmanlı. Hukuken sona ermiştir. Burada kelime oyunu yapmış. Bu çok bilgi sorusu. Yani hazırlayan iyi niyetli bir hocamız değilmiş. Kendisini sevmiyoruz. Tamam, kendisini sevmiyoruz. Çünkü zor bir soru hazırlamış. Böyle soru sorulmaz aslında LGS grubunda. Arkadaşlarım teşekkür ediyorum katıldığınız için. Beni yalnız bırakmadınız. İnşallah burada görüşme imkanımız da olur. Hepinize başarılar dilerim, görüşsek de görüşmesek de. Umarım emeklerinizin karşılığını aldığınız bir sene olur. Elinizden geleni yapın lütfen, tamam mı? Çünkü bizim gerçekten hani başarılı, öğrenmeye açık öğrencilere, insanlarımıza ihtiyacımız var. Lütfen elinizden geleni yapın. Dediğim gibi linke tıklayarak sistemle ilgili rehber öğretmenlerinizden ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.